Gündemimizin ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'nin gerçeklerini konuşuyoruz. Başka kanallarda bulamayacağınız şeyler bunlar. Doğruları konuşuyoruz. Türkiye'nin şu an üzerine giydirmek, halkın üzerine giydirmek istenen bir deli gömleği var. Bu gömleği giydikten sonra 2 yıl daha bu ülke eğer normal zamanda seçim olursa nasıl dayanacak? Her şeyi kaybettiniz. Kurumlar kayboldu, kurullar kayboldu. Sayın milletvekilim yanında parlamento askıda. Denetim görevini yapamıyor, yasama görevini yapamıyor, bütçe yapamıyor, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenemiyor. Ne iş verirseniz o kadar çalışıyor. Çalışmamayı bazen çalışmaya yeğit tutuyor. Ben de oradayım. Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Peki bundan sonra ne olacak? Evinde huzur içinde oturan, çayını kahvesini yudumlayan insanlara sesleniyorum. Ne olacak? Neler yaşayacağız ve neler göreceğiz? Yani bu Ayasofya adımı Türkiye için sadece inançlı insanların ya da dindar, mütedeyyin insanların çok sevineceği bir olay mı? Yoksa birileri için tekrar söylüyorum bir işaret fişeği mi? Bunun arkasından ne geliyor? Bunları konuşuyoruz. Hemen Yavuz Selim Demirağ'a dönüyorum. Fatih'ciğim müsaade edersen önce Silivri'de bulunan değerli meslektaşlarımıza ve Sincan'daki müesseri de selam ve sevgiyle özlemle bir hatırlatalım. Sevgili Murat Ağırel 4 ayda 17-18 kilo verdi ve haftalardır bir diş problemi vardı. Yani Anadolu'da bir özdeyiş vardır. Diş ağrısı kabir ağrısı derler. Çekilmez. Yani ki bu arkadaşlarımız yalnız başına hücrede yaşıyorlar. Koğuş sistemi yok, arkadaşları yok, bir başka müdahale yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da girişimleriyle, milletvekillerinin girişimleriyle bugün sabahtan beri Adalet Bakanlığı'na defalarca görüşüldü. Murat'ı aldılar, hadi tamam tedavini yapalım dediler, götürdüler ama Murat'ın son bir şeyi var, onu paylaşmak istiyorum. Şöyle söylüyor sevgili Murat, bir tek Halk TV izleyebiliyor, diğerleriyle ilgili dilekçe vermiş, ona da cevap vermemişler. Murat diyor ki dostlarım bugün Silivri cezaevi yerleşkesinde bulunan hastaneye ellerim kelepçeli götürüldüm. 5,5 saat hastane nezaretimde toplam 10 dakika 3 ayrı doktor muayene etti. 2 ayrı hastaneye sevk kararı verildi. Tedavi Silivri'de yapılamıyor ama bunu anlamak 5,5 saat sürdü. Dostlarım bu muamelenin sonucunda da şunu anladım. Bu kötü muamele bana değil, savunduğum düşünceye, bu zulüm bana karşı değil, savunduğum ilkelere. Ama direneceğim, bu koşullarda tedavi olmayacağım. Dostlarım direneceğim, verirlerse ağrı kesici, vermezlerse acıya dayanacağım. Duruşma gününe kadar bu şekilde mücadele edeceğim ve desteklerinize teşekkürler diyor. Şimdi avukatları arkadaşlarımızdan gün, saat saat, dakika dakika bilgi alıyoruz. Burada Murat Ağırel'e destek grubu var bir de WhatsApp'ta. Orada da birçok gazeteci arkadaşımız, büyüklerimiz bu konuyla ilgili çok ciddi mücadele veriyorlar. Bakın, yani Silivri yerleşkesinde 10 bine yakın tutuklu ve hükümlü var. Yani orada bir diş hekimi olmaz mı? Orada bir diş tedavisi yapılamaz mı? 3 doktordan ikisi sevk edelim hastaneye diyorlar. Buna rağmen sevk edilmiyor. Bunun adı nedir? Bunun adı işkence değil de nedir? Evet. Şimdi haklısınız. Silivri konusu biraz sonra bir daha gelelim o konuya. O dediğiniz önemli. Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde de Murat Ağırel'den mektup diye bir şey vardı. Bir mesaj vardı. Evet bu yazdığınız, söylediğiniz çerçevede çok şimdi geniş. Gelelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sayın Yavuz Selim Demirhan. Sayın Turan Aydan dedi ki yani Cumhuriyet Halk Partisi devlet sorumluluğu içinde davranıyor. Yani bu sürecin varacağı noktalar konusunda sandığı bekliyor dediniz. Şimdi bakın, Danıştay'ın Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya İbadeti açmasının ardından AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ercan Kırdağ ne demiş? Güneş doğuyor, taştan adam eriyor. Şimdi bakın, meczup. Bu bak, o meczup, öbürü meczup, öbürü evet. Meczup, öbürü meczup. Şimdi Türkiye'de bir Türkiye kuşatıldı. Deneyen tek bir kişi var, o da Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan. Bir kuşatma altında. Tabii bunu söyleyen kişinin doğru ya da yanlış söylediği ayrı bir şey.
bir kuşatma altında Türkiye. Yani bu kuşatmayı kırmak ya da yarmak Türkiye'deki demokrasi güçlerinin önümüzdeki günlerdeki performansına bağlı. Şimdi sevgili Fatih, bu tip tahrikçi, bir ara biliyorsunuz bir yani sadece Twitter'da 8000 trollün adresleri silindi ki bunun gerçek rakamı diğerleriyle beraber 30.000'in üzerindedir. Şimdi trollsüz de kaldılar ya. Bunlar bu tükenmişlik sendromunun yani bir başka göstergesidir. Gelelim diğer konuya. Bunları çok ciddiye almayalım. Bunlar bizi tahrik ama etmeye çalışıyor. Ama hepsini ciddiye alacağız ya. Yani bakın ya. İzmir'de Çağbella çaldılar camide değil mi? Hani herkesi bulan emniyet 10 dakika sonra bin niye hala bulamadı? Demek ki bizim vatandaşımız işin farkında. Kimin ne yaptığını gayet iyi biliyor. Şimdi bunu şimdi bu adama ben bir soru sormak istiyorum. Bu ve bunun kafasındaki adamlara, sağcılara bir soru sormak istiyorum. Ya Süleyman Şah türbesine ne oldu? Yani Süleyman Şah kendi hayatında bu kadar çok gezmemiştir. Aldılar adamca şeyin yani tabutu götürdüler, getirdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir toprak kaybettik. Bizim uluslararası anlaşmalarda Süleyman Şah türbesinin bulunduğu yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aitti. İlk defa toprak kaybettik değil mi? Turgay Yıldız'a değil mi? Ama Ayasofya ibadeti açıldı. Evet şimdi bunlara bile soralım. Fatih'in de dedesidir değil mi? Bunlar Fatih diyorlar değil mi? Fatih'i anlamamışlar. Keşke Fatih'i İlber Ortaylı'dan dinleseler. Keşke Fatih'i büyük tarihçilerden Halil İnalcık'tan dinleseler. Fatih devrinin en büyük devrimcisidir. Fatih o kadar bütün o tabuları yıkmış, her şeyi yapmış ama Fatih'ten sonra, yani Fatih kendi portresini yaptıran bir adam. Ondan sonra fotoğrafları, resimleri yasaklamış bu ucube kapa. Ucube kapa var ya, işte getirdiler Arabistan'dan bir takım şeyleri, insanları. Dediler ki işte bunlar seyittir, bunlar peygamber soyundandır dediler. Onlar da bir sürü işte böyle salak saçma işleri yaptırdılar. Hala Suudi Arabistan'da dönsünler. Kadınlar bırakın oy kullanmayı falan, araba kullanamıyor. Kardeşim araba kullanamıyor. Ben şimdi bunlara soruyorum. Ya sahi bu Süleyman Şah türbesine ne oldu? Ne oldu Süleyman Şah? Hadi 19 adayla ilgili de bir şey söylemiyorsunuz. Şimdi senin endişelerini çok iyi anlıyorum. Diyorsun ki yani... Bu işte, benim değil, toplumun genel anlamda, bir kesiminin şunu, bana evet, ilettiği bir endişe. Tabii İnsanlar huzursuz ve rahatsız. Bakın Sayın Demirel, bunun ben müptezel, işte demin sizin söylediğiniz gibi meczup işi olduğunu zannetmiyorum. Bu çok planlı, çok programlı. Ve sürekli bu topluma dikte ettirilen mehter takımı gibi. İki adım ileri gidiyorlar, bir adım geriye çekiyor ama bir adım gitmiş sayılıyorlar. Yavaş yavaş sistemi, rejimi bozdular. Buna da Türkiye'de bugüne kadar Atatürk'ün yargısı, Atatürk'ün ordusu ne yazık ki ucuz insanlar yüzünden buna da izin verdi. Bak bugüne gelindi. Şimdi sevgili Fatih, 1919 koşullarına dönelim mi? Gazi... yani Samsun'dan sonra Havza'da bir kişi, ünlü bir yaşanmış öyküdür. Amca ne diyor ki, burası benim vatanım, bu tarla. Çünkü benim bu kadar insanım var, dul ve yetim diyor değil mi o amcamız? Gazi Ankara'ya geldiğinde, Sivas'ta, Erzurum'da ve Ankara'ya geldiğinde de derler ki ona. Yani ordu yok, silah yok, ordu yok derler, kurarız der Gazi tebessümle. Silah yok, buluruz der. Para yok, buluruz der. Şimdi bunlar Cumhuriyetimizin değerlerini, 100 yıllık değerlerini, o bütün kamu şirketlerini sattılar, saldılar, bilmem ne yaptılar. Ama Türkiye'mizin bu topraklar, bu topraklar kin tutmaz, kir tutmaz. Bu topraklar öyle bir mümbittir ki, o kadar bereketlidir ki. Biz yani şunu yapacağız. Son 20 yılda, 50 yılda çalınan, sağ iktidarların çaldığı, yani sadece Ankara'da 1 trilyon dolarlık emlak vurgunu var. İstanbul'da bilmem kaç trilyon dolarlık emlak vurgunu var. 2 tane Cumhuriyet'in savcısı araştırmaya başlar. O onların hepsini çorap söküğü gibi alır, getirir
ve bu ülkenin insanlarına iade eder. Şimdi kimse Telekom'u konuşmuyor. Sattınız Hariri'ye. Adam sattı sablı götürdü kaçtı gitti. Niye? Bunun hesabını sorulmayacak mı zannediyorsunuz? Ankara'da İstanbul'daki bu satışların, bu imarların hesabı sorulmayacak mı? Telekom'dan dolayı 4,5 milyar dolar kamu bankalarından para aldılar. Şimdi sevgili Fatih. Dışa kaçırılan para 6,5 milyar dolar. Şimdi hemen yanı başımızda bir Rusya var değil mi? Putin. Putin Yeltsin'den sonra iktidara geldiğinde Moskova sokaklarında insanlar yersiz yurtsuz açlıktan ölen insanlar vardı. Çünkü Rusya'nın bütün o yüzyıllık birikimlerini oligarklar çalıp çalıp götürmüşlerdi. Değil mi yurt dışına? Yani ama Putin ne yaptı? Dedi ki çaldıklarınızın yarısını getirdim. Tamamına bile gerek yok. Ve bugün Rusya'nın geldiği durum ekonomik açıdan ortadadır. Bizim biz ama hukuk içerisinde yapacağız. Çünkü biz anayasamıza güveniyoruz. Hukuk çerçevesi içerisinde. Ne diyor? Cumhuriyetin savcısı diyor değil mi Mustafa Kemal? İdealist cumhuriyet savcılarına veririz görevi. Araştırırlar. Ankara'da kim ne kadar çalmış? 60 dolara asfalt yaptırmış kaç yıl önce? Şimdi 25 dolara yapılıyor. 35 doları kiminle çaldın? Kiminle götürdün? Ver bakalım bunun hesabını diyecek. Çünkü şirket belli, altında imzası olan belli, sorumluluğu belli. Ya koca ülke çalındı. Nasıl hesabını yani, soracağız? Yani şimdi bakın. Bir bakıyorsunuz hazine boş. Merkez Bankası'nda rezerv kalmamış. Sevgili Fatih. Emekli maaşları 57 milyar bulamazlarsa, bunu bakın, hani Ayasofya İvadeti açıldı diye sevinenlere söylüyorum. Hı. 57 milyar bulamazlarsa emekli maaşlarının ödenmesinde önümüzdeki ay sıkıntı var. Ama bak ne diyorum sana? Çalınan... Bunu ben değil. Bunu bugün yetkili kurumlar açıkladı. Ama bak sayın vekilim de bu konularda parlamentoda çalışıyorlar. Bakın sadece Ankara'da götürülen son 25 yılda Melih Gökçek döneminde götürülen 1 trilyon dolar. İstanbul keza öyle. Yani bizim toplam dış borcumuz 450 milyar dolar yanılmıyorsam. İç borç. Yani sadece bu 5-6 trilyon son 25 yılda çalınan paranın bir kısmını alsak hem yurt içindeki borcumuz hem yurt dışındaki borçlarımız kapandığı gibi belki de milli gelirimiz yani 8 bin dolarlara kadar düştü. Bunları paylaştığımızda 25-30 bin dolar olacak belki de. Bu kadar bir kaynak var bu ülkede. Sadece kararlılıkla üzerine gideceğiz ve diyeceğiz ki çaldığınızı getirin. Yani hukuken alacağız onu. Baş üstüne hemen alınır. Hukuken alınır. Sayın Ertuğrul merak etme. Alınır. Alınır. Hepsi çözülür. Bunu hangi özgüvenle söylüyorum ben size tarif edeyim. Buyurun. Ben İstanbul seçimini, iki seçimi de yakın çalışarak Sayın İmamoğlu ile yaşamış bir kişiyim. O yüzden bu yürünülen yollarda nelerle karşılaşabileceğimizi ve nasıl davranmamız gerektiğimiz biz İstanbul'da pratiğini yapmış bir ekibiz. İstanbul İttifakı dediğimiz olay işte bu halkın sağduyulu bir şekilde bir araya gelebileceğinin göstergesidir. İstanbul'da kent yoksulu yapılmış ve kenti yağmalanmış olan halk sağına soluna bakmadan Sayın İmamoğlu'nu küçücük bir belediyeden, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki güzel çalışmalarından dolayı 17 puan neredeyse geriden başlamış olduğu bir yarışta 5-6 ay içerisinde İstanbul'un tepesine taşıdı. Ne yaşadık ama İstanbul'da? Bakın, siz bu kadar emek veriyorsunuz, günde 2-3 saat uyuyarak kampanyalar yapıyorsunuz, seçimi alıyorsunuz, o heyecanla beraber uzun süre size mazbatanız verilmiyor. Mazbatanız verildikten sonra da bir akşam üzeri sizin mazbatanız 6 Mayıs'taki solcular için çok anlamlı bir gündür. Mazbatanız iptal ediliyor. Normalde eğer sizin sürekli sorguladığınız bu yöntemle bakıyor olsaydık İstanbul halkının sokağa dökülmüş olması gerekirdi ve iktidarın beklediği buydu. Bunu yapmadık. Sayın İmamoğlu hakikaten İstanbul halkının göz bebeği denilecek bir davranışta bulundu orada. Çıktı. Şimdi sizin beklediğiniz gibi deniz de ben öyle bir şey beklemiyorum. Hayır ısrarla şu soru geliyor ya sizin beklediğiniz anlamında değil. Sorunuzun öyle öznesi, bir şey asla savunmuyorum. Özür dilerim siz onu savunuyorsunuz anlamında söylemedim. Sizi çok yakın tanıyorum öyle bir şey savunmadığınızı biliyorum. Demokrasiye ama sorunuzun inanan, sürekli çıkış noktası şu oluyor anayasal ya. Daha ne kadar? Anayasal hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanılıp demokrasi içinde davranılması gerektiğini düşünen bir insan. Daha ne kadar
daha ne kadar, daha ne kadar diye. İşte yani ha, şimdi onu onlar anladım. Demokrasi şimdi içinde onu davranmıyorlar. Bu tarz iktidarlar kamplaştırmadan medet umarlar. İçeride ve dışarıda kamplaştırma isterler. Ayasofya dışarıda düşman yaratmanın aynı zamanda bir yoludur. İçeride de kamplaştırma ve konsolidasyon için kullanılacak bir alan olarak yaratılmaya çalışıldı. Aslında bu halkın kutsiyetleriyle oynayarak bu halkı konsolide etmek gibi bir yola giriliyor oralarda. Şimdi İstanbul seçimi neden örnek veriyorum? İstanbul'da biz bunu yaşadık. Çok üzüldük. Çok heyecanlandık. Çok öfkelendik. O akşam Ekrem İmamoğlu'yla oturduğumuzda dedi ki biz bu seçimi de alacağız. Tek seçeneği var bu halkın. Daha fazlasıyla ve daha fazlasıyla. Peki bir şey soracağım. Şimdi, bir dakika bir şey soracağım. Tabii buyurun. Siz güzel anlatıyorsunuz da. 2023'te oraya geleceğim zaten burada. Aynı sonuçlarla, aynı sistemle, aynı usulle, sandıklara aynı müdahaleyle, işte imzasız mühürsüz oy tartışmasıyla karşılaşıp karşılaşmayacağınızın hesabını yaptınız. İhtimal dahilinde. Bütün bunlar onu anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. İstanbul'da bu yaşadığımıza karşılık bu halkın kodlamalarını bir saldırganlık ve bir ihkak-ı hak yoluna çevirmek yerine daha fazla gönüle girmenin daha doğru olacağını düşündük. Çünkü bizim halkımızın sağduyusu adaletsizliğe karşı müthiş bir refleks veriyor. Ve ikinci seçimde ne yaptık biliyor musunuz Fatih Bey? Geldik burada tabii seçim tekrar gireceğiz dedik. İkinci seçimde sadece bu adaletsizliği söylemek bizim halkımıza yetti. İstanbul İttifakı'na yetti. Ve nasıl bir kadro o ikinci seçime hazırlandı biliyor musun? Bir daha asla bize yok sayacakları bir fark değil, daha fazla bir farkla bunları yeneceğiz diye bir inançla beraber yola çıkıldı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına oy vermiş 800 bin insan bize oy verdi. Bizim şimdi çıkış noktamız buralarda şekilleniyor. Kaç milyon seçmen var İstanbul'da? İstanbul'da 10 milyon civarında seçmen var. Seçmen var ama 10 milyon seçmen içinde 800 bin oy. Müthiş bir rakamdır. Kabul ediyorum ama %10 olsa 1 milyon şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye genelinde de. Aynı şeyi söyleyeceğim şimdi. Yani, anlatmaya çalıştığım bu. Hala ne aslında bu kısmı halkımız anlasın. Sorulması gereken şu. O oy neden 800 bin var? Neden 1 milyon değil? Neden 2 milyon değil? Haksızlığa uğramışsınız. Mazbatanız çalınmış. Şu anda Ekrem İmamoğlu %60. Şu anda o kadar. Yani o 800 bin bana tabii göre şu an 1,5-2 milyon. Tabii şu anda %60 aldığınız seçimi oldu. Geri almışlar. Yani halk niye susuyor ya? Niye bu demokrasinin bittiği olsa, nokta burası. O susmadı, halk sahiplendi aksine. İşte şimdi keşke söyleyeyim. 1,5 milyon olsa diyorum. Onu olur, söylemeye çalışıyorum. Olur. Şu anda o. Şu anda o %60 diyorum. Şimdi burada tablo şöyle şekilleniyor. Biz bu pratikten şunu anlıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren her vatandaşımız bu akıl tutulmalarının tarafı değil. Bu bir azınlık iktidarıdır. Bu bir oligarşik yapıdır. Bu bir çıkar savunucuları grubunun Sayın Demirağ'ın az önce söylediği Rusya'da tarif ettiği işte yurt dışına transfer edilen edilmeyen gibi bir yapının etkileme alanıdır. Biz biliyoruz ki Adalet Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızın birçoğu bizim gibi düşünüyor şu anda. Bilmiyorlar mı? Bu ülkede yoksulluk var. Bu ülkede adaletsizlik var. Bu ülkede üretimsizlik var. Bu ülkede işsizlik var ve bu ülkede yolsuzluk var. En basit örneğini vereyim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde benim akrabalarım da oy veriyor. Sizin akrabalarınız da veriyor. İçimizden birileri oy veriyor. Bunlar günahkar değil. Bunlar bu vatanın evlatları. Doğruyu gördüklerinde doğru iş yapacaklar. 500 bin liralık bir rüşvet konuşuldu Antalya'da. Bizim genel başkanımız sıkça örnek veriyor. İki bakan her partiden, ittifakın her partisinden milletvekillerinin önünde ve bir belediye başkanı bunu yazılı olarak da genel merkezine de yazdı, Sayın Cumhurbaşkanı'na da yazdı. 500 bin lira sabit bir rüşvet var ve bunu yargı reysen takip etmesi gerekirken etmiyor, edemiyor. Türkiye'yi düğümleyen bir iktidar var. İşte bu iktidardan oradaki belediye başkanı da rahatsız. Bakın oradaki Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanı çok namuslu bir kardeşimiz. Bir yolsuzluğun üstüne gidiyor. Bizden bir farkı yok. Hepimiz gibi bu vatanın evladı. Sorguluyor. Diyor ki kardeşim bunun üstüne gitmek zorundasınız. Onunla aynı yoldayız biz biliyor musunuz? Bir başka partinin belediye başkanı oluyor olması ya da bir başka partinin mensubu olması peki, bir şeyi değiştirmiyor. O yetim mı? Hakkını arıyor. Anlayacak mı halkı? Evet, ders? Anlayacak. Şimdi, peki şunu sormak istiyorum. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu. Çok iyi hatırlıyorum gazeteci olarak. Ben de görevdeydim. O operasyon sonrasında AKP'li milletvekillerine, yöneticilere sorduğumda bazıları ülkeyi bırakıp gitmekten bile bahsederken
17-25 Aralık o sıfırladım sıfırlamadım hepsini anlatıyorum. Egemen Bağış'ından şeye kadar. Evet. Erdoğan Bayraktar'a kadar, diğerine kadar, Zafer Çağlayan'a kadar. O 17-25 Aralık'tan sonraki ilk seçimler ne zamandı? Yerel seçimler vardı. 31 Mart 2014 yerel seçimleri var, evet. Ne aldı AKP? Yani o yerel seçimlerde de çok başarılı değil sonuç itibariyle. Oyları düştü. Ama birinci parti. Oylar, tabii birinci parti ardından ama oyları düştü. 2015 genel seçimlerde ne yaptı AKP? 2015 genel seçimleri çok ölçü değil bu işlerde. Bakın 2015 iki ayak olarak değerlendireceksiniz. Eğer Haziran seçimleri derseniz müthiş bir kayıp yaşayan AKP var. 2015 Kasım seçimleri derseniz bu ülkede güvenlikçi politikalarla ezilmiş bir alan ve onun üzerine kurul. Bunu bir daha Türkiye yaşamaz, merak etmeyin. 2015 Şunu söylemek Kasım'ı bir daha yaşamaz. Demek bu halkın doğrudan kriterize ettiği, temel karakteristik olarak belirlediği o iktidarın ne kadar yolsuzluk yaptığı değil. Hayır hayır, bakın 2015'in Haziran'ında koalisyonluk duruma geldi AKP, öyle değil. Bakın böyle bakarsak bu işlerin içinden çıkmak mümkün değil. Hayır yani ben bu 500 bin lira bakın bu halka toz kondurmam, ben size söyleyeyim. Ben toz kondurmam, sebebi bir politikacı olmak halka değildir. Halka toz kondurmak değil. Ya İstanbul seçimleri bunun örneğidir. Bakın. Seçim sonuçlarına bir bakın. Hayır, halka İstanbul, toz kondurmayın bakın, gene. İstanbul seçimleri. 18 bakın. Yıllık iktidar hala %30. Sayın Vekilim ya. 18 yıldır bu ülke yaşamadığını görmediği kalmadı. %30 bir şey değil. Darbeler yaşadı, yıkımlar yaşadı, felaketler yaşadı. Hala bu iktidarın %30'sa. 18 yıllık iktidar çıkar grupları oluşturmuştur. Bu bir merkezler problem. Oluşturmuştur. Bürokratik hamleler vardır. Elindeki avantajları kullanarak. Bakın ben seçim sattığında şunları da yaşadım. Ben size örnek vereyim. Yaşlı bir amcayla beraber Güngören'de cami avlusunda sakalını öpüp sohbet ettim. Karadeniz'de hemşerim bir amca. Ayrılırken bana dedi ki bunlar çok önemlidir bizim siyasi hayatımızda. Evladım dedi, bana hakkını helal etmeni istiyorum. Çok güzel şeyler anlattın bana. Anlattıklarının hepsinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Kulağıma söylüyor ama. Ama dedi, benim Güngören Belediyesi'nde torunum çalışıyor. Siz haklısınız. Evet. Size oy verirsem torunumu işten atarlar. Dedim ki amca, ben senin oyunu istemiyorum. Torununun sorumluluğunu şu anda alamam. Atılırsa aç kalır diye düşünüyorsan orta vadede sen bildiğin gibi davran. Bakın bu ülke açlıkla ve tehdit edilerek siyaset yapılan bir yapının egemenliği altında. O zaman bir kısır döngüye girdik. Hayır, kısır döngü yok. 2023'te bunu bitireceğiz ya da daha erken. Sandık koyulduğunda bitireceğiz Sayın Ertürk. İstanbul'u özel olarak örnek veriyorum. İstanbul'da kullandığımız dil, üslup, oradaki çok çeşitli kesimlerle iletişimimiz bize gösteriyor ki Türkiye halkı kendisine gerçekten mesaj verebilecek bir siyaset yaparsanız bu iktidarın arkasını boşaltıyor. Biz İstanbul'u bu iktidarın elinden aldık. Türkiye'yi alacağız. Bundan sonra bizim önümüzü kesme imkanı yok. Ve bunlar nedir biliyor musunuz şu anda yürüdükleri yollar? Bizim gündemimize göre siyaset yapmasıdır Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Sayın Cumhurbaşkanı 2-3 yıldır bizim gündemimize göre siyaset yapıyor. Artık kendi gündemi yok. Ha, kendi gündemi ne olabilir? Mesela Ayasofya CHP'nin gündemi. Hepsi CHP'ye göre ve demokrasi ittifaklarına göre yapılan bir siyaset tarzıdır. Az önce bunu anlatmaya çalıştım. Biz artık sağ siyasetin de öncelediklerini demokrasi kriterleri içerisinde bizim kendi olgularımız olarak kavrayabilecek ve beraber yol yürüyebilecek olgunluğu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hamleleri buralara yönelik koparma hamleleridir. İşte ne olursa olsun bizim kitlemizin şunu anlaması lazım. Bu ülkede sadece kendisi yaşamıyor. Onun gibi demokrasi heveslisi olan, farklı siyasi seçenekleri olan kesimler de var. Onların hassasiyetlerine saygı duyarak bu totalist yapıdan kurtulması gerekiyor. Bu yapı bundan sonra sadece şunu yapacak. Sürekli kamplaştıracak. Bakın bu yapı gidene kadar kamplaştırmanın peşini bırakmayacak. Hem yurt içinde hem yurt dışında kamplaştırmanın peşini bırakmayacak. Karşısında da bu ülkenin bir an önce demokratikleşmesi ve bir an önce üreten bir ülke olması için hamle yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasiye inananlardır bulacak. Biz bu basit oyunların artık oyuncağı olacak bir tabloda değiliz. Onun için bize göre siyaset yaptıklarını söylüyorum. Ve şu anda geldikleri nokta şudur. Karşılarında neredeyse %65 civarında bizimle beraber konsolide olan bir alan vardır. Bunu kamuoyu araştırmacılar da tespit ediyor. Siyaset bilimciler de tespit ediliyor. Sayın Genel Başkanımızın çok dengeli ve hakikaten alçak gönüllü uygarlık diye tarif yapmıştı ya. Bir alçak gönüllü siyasetçi kimliği içerisinde yürüdüğü yol Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortağını eritiyor ve yok ediyor şu anda. Bunun farkındalar. Bizim konsolidasyon alanımız %65'tir.
O %65'in tamamının hassasiyetlerini ve önceliklerini Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüyor olmamız gerekir. İşte gördüğümüzden dolayı tariflerimiz dönem dönem onların hassasiyetlerini de kapsar şekilde geliyor. O hassasiyetleri göz önüne alarak bu iktidarı sandıkta göndereceğiz. İster yakın tarihte bir erken seçim olarak koysun o sandığı, ister 2023'te koysun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu saatten sonra o çağın sandıktan çıkabilme ihtimali kalmamıştır. Evet. Ve tekrar ve iddialı olarak söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı bizim tabanımızdır. Oradaki yurtsever, oradaki bu ülkeye kendisini adayabilecek ve demokrasiye inanan herkes bizim ittifakımızdır. Bize oy vermeyebilir, başka partilere verebilir ama demokrasi için yol yürüyen partilere oy verecektir. Onların önünün açılması gerekir, onların kanallarının açılması gerekir. Türkiye bu tekçi iktidara mecbur bırakıldıkça bizim yaralarımız kanıyor. Bizim kaldırabileceğimiz bir yönetim tarzı değildir bu. İtalya'da bir dönem var olan sağ siyasete karşı Zeytin Dalı diye bir büyük koalisyon kuruldu. Denilebilir. Zeytin Dalı koalisyonu önemli ölçüde partinin bir araya gelmesiydi. İçinde merkez ya da liberal sağa yakın isimler de vardı. Ama tabii Türkiye'de bu Zeytin Dalı gibi bir büyük ittifak kurulması ve AKP'nin karşısına demokrasi adına, demokrasinin bundan sonraki süreci ve yaşaması adına bir seçenek sunması gerekir. Kendi içinde çatlakları gidermesi gerekir. Şunu izin verirseniz söyleyebilir miyim Fatih Bey? Bu ittifaklar aslında çok özür diliyorum. Yani yasalarla, parti siyasi partiler yasasıyla, mecliste falan bu ittifaklar aslında milletin kendisi. Kendiliğinden oluşuyor. İstanbul İttifakı diye bunu anlatmaya çalıştım. İstirham ediyorum. Siyaset bilimcileri Türkiye'nin geleceğini tartışırken İstanbul'da oluşan tabloyu çok iyi tahlil etmeleri gerekir. Yaşayan bir siyasetçi olarak söylüyorum ben bunu. Şimdi siyaset bilimi üniversitelerde ana bilim dalı haline geldi. Yani bu konuda 23 milyon insanımız bizim sosyal yardımlarla yaşıyor. Yani bunlar AKP iktidara gelmeden önce 8-10 milyondu. Onların iktidarında iki katı arttı. Ben birçok seçim çalışmalarında ve saha araştırmalarında şunu gördüm. Ya insanlar diyordu ki ya işte sağ olsun belediye işte bulgurumu şunu mu bunu mu gönderiyor. Gidiyorum kaymakamlıktan da 650 lirada yardım alıyorum. Bu şekilde. Ama işte bu CHP gelirse bunlar bunu bize vermeyebilirler. Bu yardımı keserler endişesi vardı insanlar. Öyle olmadı. Ama tam aksine aksi bakın, oldu. Şu son seçim. Özellikle Sayın Mansur Yavaş'ın çalışmalarının altını çizmek istiyorum. Mansur Yavaş, artık Mansur Yavaş'ı takip etmeye başladı iktidar yani. Mansur Bey bir kampanya yapalım dedi. Halkımız sonra 3 gün sonra, 1 hafta sonra Cumhurbaşkanı yapmaya kalkıştı. Sonra onları yasaklamaya kalkıştı. Şimdi bakın bu 23 milyon insanımız şunu gördü. Ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ittifakı, Millet İttifakı'nın belediyelerimizde Millet İttifakı'nın belediyeleridir. 11 büyük belediyesi var ki bu Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun %60'ın üzerinde bir nüfusa sahip. Oraya tekabül ediyor. Bu insanlar neyi gördüler biliyor musunuz? Ya biz bu CHP'liler gelince bizim elimizden bu yardımları keserler diye korktuk. Daha fazlasını veriyor bu belediyeler. Bu Mansur Yavaş bize daha fazlasını veriyor. Yok. Çünkü bu yani İmamoğlu'na biz oy vermedik ama o bizi kucaklıyor, o bizim kapımızı çalıyor gece yarısı. Kimse görmeden, kameralar, fotoğraf makineleri olmadan gece yarısı bu yardımlar dağıtıldı. Yani şimdi bakkal veresiye defteri. Ya veresiye defteri Türkiye'nin sosyolojik durumunun yansımasıdır. Yıllardır sosyolojik durumun yansımasıdır. Benim Kayseri Kamber köyümde bir tane bakkal var. İki tane hemşerim sağ olsun yakınım. Gitmişler bir köyde yani 1000 bile değil nüfusu. Ne kadar olur işte 6,5-7 milyon şeyi olmuş. Veresiye defteri. Ramazan bayramından önce kapatmışlar demişler ki Mansur Yavaş'a selamı var. Bu sadece Ankara'da değil, Van'da yaşandı, hayır, Karadeniz'de, Artvin'de. Ben Çatalca'da yaşadım aynı. Artvin'de, her şey yerde yaşandı. Size çünkü şunu gördü vatandaş. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ben geçmişte de çok eleştirdim ama, Cumhuriyet Halk Partisi son döneminde şu belediyeler, Millet İttifakı ile beraber alınan belediyelerde halkçı belediyelik, halkçı belediyecilik anlayışı ön plana çıktı. Yani
düşünün bizim Murat, sevgili Murat niye içeride yatıyor? Trilyonlarca lirayı kimlere nasıl dağıttılar diye Şakir'e yazdı. Son kitabında yazdı diye içeride tutuluyor. Ben de yargılanıyorum o konuyla ilgili. Şimdi yani şöyle, yani vatandaş şunu gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara yaptığı yardımlar konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflar mı? Yazılı ilanını haber olarak kullandım ama bana gene dava açtılar. Savcı reddetti davayı ama hakime itiraz etmişler. Hakim tekrar dava açılmasını istiyor. Benim de çok davam var. Hiç bunların hepsi aslında bu davaların hepsi. Davaları yarıştırmıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu davaların hepsi. Yani inanılmaz bir dava. Hukuka aykırı. Yani aklınıza ne gelir? Biz gazeteciler için bunların hepsi birer onur madalyası olarak tescil edilecek. Şimdi bir şey soracağım size. Siz geçmişte ülkücü camiye yakından bilen, yakından tanıyan, hatta o kükene yakın bir insansınız. Şimdi AKP Ayasofya'yı açma kararından önce de bazı şeyler yapıyordu. Ama bu karardan, ibadete açılmasından sonra bir cesaret geldi. Ve hilafetten, halifelikten ve bugün hem Aytun Çıray hem İlhan Cahin'e çok sert tepki vermiş. Atatürk'e inanılmaz hakaretler başladı. İnanılmaz hakaretler. Sosyal medya üzerinden, yandaş gazete yazarları, bu ülkenin kurucu liderine, bu ülkeyi var eden insana, bu ülkenin için canını, kanını veren şehitlerin başında ordu komutanı olan bu insana, işgalden kurtulan insana, Atatürk olmasaydı Ayasofya hala kiliseydi, bunu anlamayacak insanlara hakaretler devam ediyor. Bir şey dikkatimi çekiyor. Demin de söyledim, halifelikten, hilafetten gördünüz, izlediniz. Bahsedilen bir ortamda, ümmetten bahsedilen bir ortamda. Allah aşkına, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne yapıyor? Şimdi yani Devlet Bahçeli'nin ne yaptığını bana sorma. Ben davalıyım Sayın Bahçeli ile. Hayır yani. Ama bütün, bunu, şimdi bakın. Bunu dava açılmayacak bir şekilde anlatacak bir yöntemi var mı? Benim davalıyım yani, hukuken de hasımız biz birbirimizin. Bize sorma. Ama bütün Türkiye biliyor ki, birazcık mürekkep yalamış insanlar biliyor. Senin gibi çok değerli meslektaşlarım var. Yani parlamentoda çok ayakkabı eskittiniz siz yani. Kimin nasıl, ne şekilde hareket edeceğini herkes bilir. Son yıllardaki teslimiyetinle ilgili konuyu hiç kimse henüz akılsız sır erdiremedi. Onun için Allah selamet versin diyorum. Sayın Emre, kim kime teslim? Yani bilemiyorum tabii. Yani Allah selamet versin. Ya ülkücü hareket ümmetçiliğe nasıl teslim edilir? Şimdi bakın. Ya bana bir anlatın. Yani bakın, anlamaya çalışıyorum ben. Bakın, yani hilafetten, halifelikten bahseden ve Türklüğü ayaklar altında çiğnemeye çalıştığını iddia eden bir iktidarın yanında milliyetçi ve ülkücü olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, ümmetçiliğe soyunan, hilafetten bahseden, Arap hümanizminden bahseden, Arap dünyasına yakın duran ve Türkleri yok sayan bir iktidara hangi mantık, hangi anlayış ve hangi akılla destek veriyor? Şimdi onu bilemiyorum. Yani diyorum ya, akılsız erdiremiyorum. Ben bu işi uzmanlara, tıp doktorlarına havale edelim. Yani çünkü onlar ancak çözebilirler psikolojik durumuyla ilgili konuları. Ama gerçek anlamda Türk milliyetçisi ve ülkücülerin hiçbirisi, gerçek anlamda hiçbirisi bu safsatalara, bu teslimiyete, bu hele hele Mustafa Kemal Atatürk'e bu şekilde hakarete izin vermez. Ama yapıyorlar. Yani kim yapıyor? Yani işlerinde ben ülkücü kimlikle böyle bir şey yapabilen bir insanı tahayyül dahi edemiyorum. Yapmazlar. Ha, kimileri sessiz kalıyor. Tabii ki sessiz kalmak da o vebalin altında kalınır. Sessiz kalmaları en ürkütücü şeydir. Zira Türk milliyetçisi ve ülkücü hareket aksiyoner bir harekettir. Geçmişte 50 yıllık tarihine bakıyorsunuz, gerçekten aksiyoner bir harekettir ama sadece iç meselelerine... Son 3 yıldan beri en büyük aksiyonları AKP'yi desteklemek. Yani işte, aksiyon olarak kabul ederseniz eğer bunu. Yani işte iç meselelerine dalmış. İşte dediğiniz gibi son 3-5 yıldır neredeyse AKP'ye yaslanmış durumda gidiyor ama bu tamamı değil. Zira Sayın Bahçeli'nin genel başkanlığı, genel müdürlüğünü yürüttüğü partinin düştüğü durum %4'lere kadar. Bir dönem %20'lere kadar çıkmış. Şimdi düştüğü durum %4'lere kadar. Peki kim kime eritti? Yani burada şimdi eğer bir iki parti bir ortaklık yapıyorsa
bir çıkar, siyasi anlamda söylüyorum, bir çıkar grubu yaratıyorsa, bir çıkar ortamı yaratıyorsa, bir partinin diğerinden, iki parti aynı anda kazanamayacağına göre bir ortam yok çünkü, birinden daha çok yararlanıyor olması lazım. Şimdi MHP mi AKP'den yararlanıyor, AKP mi MHP'den yararlanıyor? Yani şimdi bu tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hadisesine ama gider. Ama %4 dediniz MHP. Yani şu an gerilediği durum bu. O zaman çünkü çok yumurta tavuk değil bu, MHP gidiyor. Yani tabii şimdi MHP çok fazla kan kaybediyor. Fatih Bey. Yani sadece MHP gitmiyor. AKP, şimdi İslamcı ideolojilerin bir kemik oyu vardır. %12-13 civarında. Bir de çıkar gruplarının birlikteliği vardır. Onlar bugüne kadar onları ayakta tuttu. Ama bakın şu 23 milyon, biraz evvel ifade etmeye çalıştığım sosyal yardımlara muhtaç insanlar artık uyandılar. Diyorlar ki biz bugüne kadar geçim için bunlara oy verdik. Geldik gördük ki Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'nın belediyeleri, belediye imkanlarıyla, bırakınız devlet erkinin imkanlarını, belediye imkanlarıyla bize bu kadar yardım ediyor. Yani diyor, bunlar bir de diyor iktidara gelirse daha da fazlasını verirler. O umuda kapıldı bu insanlarımız. Önemli. Peki Sayın Vekilim, aslında yani... Siz soru sormadan ben bir şey söyleyeyim mi? Gazeteci şeytan avukatlığını yapar. Yani yapın, şöyle, yapın, yapın. Ben sizinle... benzer şeyler düşünüyorum ama sorgulamamız biliyorum, lazım. Biliyorum, yani, sorgulayın lütfen. Ne olursun. Çünkü ben burada tarafsız bir siyasi kişilikle tabii, oturuyorum lütfen. Ve size sormak istiyorum, sorgulamaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben anlarsam bizi izleyenler de anlayacak. Tabii ki, tabii ki. Bir şey söyleyeceğim dedim. Yani buyurun. Yandaş gazeteciler gibi çanak sorular sormuyorum hayır, diyorsunuz. Hayır. Mesele bu zaten, hayır. Çok da güzel olan bu. Hayır, evet. Öyle bir şey olsa ne bana yakışır ki, ne size tabii yakışır. Tabii ki, tabii ki, harikasın. Ben size soracağım soruları bir önceden söylemedim. Böyle bir şey tabii, de yapmam. Tabii. Ben o gördüğünüz... Ben beğeniyorum. Lütfen böyle devam edin ve bizi sorgulayın burada. Halkımız aydınlansın. Tabii ki, tabii ki. Ya bir şey merak ediyorum. Bu AKP'nin yeni bir stratejisi başladı. Bu strateji önemli bir strateji. Şimdi sistem ve rejimin çözülmesinden sonra Türkiye'ye yeni bir tarih yazılmaya başladı. Tarihin başlangıcı 2002. 2002'den önceki dönem yaşanmadı. O dönemden bir siyasetçi yok. Türkiye'yi kuran isim Recep Tayyip Erdoğan yeni Türkiye'yi kurdu. Ve bu yeni Türkiye yoluna devam ediyor. Menzil 2023, hedef 2023. Israrla ve inatla hatırlarsanız FETÖ'yle kavga ettiğinde bile Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz onlarla aynı menzile yürüyoruz zannettik dedi. Şimdi bu yeni kurulan ütopik bir devlet, bu ütopya. Ve bu ütopyaya oy veren %30 civarında seçmen var. Bu ütopyanın 2023'e kadar sürmesi durumunda 2023'ten sonra Türkiye nasıl bir senaryo bekliyor? İşte ben de bu soruları sormanızı özellikle istiyorum. Çünkü bu karamsarlıktan halkımızı kurtarmamız tabii, gerekiyor. Buyurun. %30 demek azınlık iktidarı demektir artık. Bir parti şu anda %30'daysa %50 artı 1 ile iktidarın tarif edildiği bir anayasal sistemde o partinin artık bu ülkeyi idare edemeyeceği ya da o başkanın bu ülkeyi uzun vade idare edemeyeceğinin göstergesidir. Ama izin verirseniz ben bir şey söyleyeyim. İşte nerelerden gelecek bunlar onu bilelim. 2 gün önce biliyor musunuz İstanbul'da hasat bayramı yapıldı. Hiç İstanbul'da siz bırakın bu iktidarı 100 yıldır hasat bayramı diye bir şey duydunuz mu? Ben bilmiyorum. Ben İstanbul siyasetçisiyim. Hasat bayramı ne biliyor musunuz? Daha çok AKP'nin seçmeninin olduğu alanlar var bizde. Mesela benim bölgemde Arnavutköy var. Mesela Çatalca'yı AK Parti aldı şu anda. Mesela Silivri'yi MHP aldı şu anda. Bu tip yerler var. Buralara Sayın Ekrem İmamoğlu'yla sahaya çıktığımız zaman demiştik ki İstanbullu ucuz sebzeye, meyveye, gıdaya, süte erişecek ve İstanbul'un çeperlerindeki insanların da karnı doyacak. Ne oldu biliyor musunuz? Oradaki insanlar çok kısa bir süre önce, 5-6 ay önce kendilerine fideler verildi. Ve mesela Çatalca gibi yerde süt üreten vatandaşlarımızın sütlerini belediye kota koydu aldı. Dedi ki benden daha pahalı satacak yer bulabilirsen sat kardeşim para kazan. Değilsen senin sütünü ben alıyorum. Sütünü dökmeyeceksin ve zarar etmeyeceksin. O kadar mutlular ki şu anda biliyor musunuz? Arnavutköy'de insanlar, Silivri'deki insanlar, Çatalca'daki insanlar 2 gün önce Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde hasat bayramı kutlaması yaptılar. Bu ne biliyor musunuz Fatih Bey? Türkiye
üretimin her alanından koparılmış son 18 yıl içerisinde. Orada boş arazilerdeki insanlar bile kendi arazilerini değerlendirip karınlarını doyurup para kazanmak yerine bu iktidarın elinde belediyelerde ulufelerle beraber az önce söylediğim tehdit mekanizmasının içinde ya da işsiz bir hayat yaşıyordular. Ufak ufak artık insanlar bunu görüyor. Biliyor musunuz o bize hiç oy vermeyen sokaklarda ben gittim Arnavutköy'de. İnsanlar bizi kardeşleri gibi karşıladılar. Bu henüz hasat yapılmadan önce onlara fideler verildiği zaman bu buzlar kırılacak Fatih Bey, bu buzları kıracağız, eriyecek. Az önce dediler ya Atatürk'le alakalı işte taştan adam eriyor ya da buzdan adam eriyor. Kim eriyor biliyor musunuz? Güneş doğuyor, taştan adam eriyor. Kim eriyor biliyor musunuz? Bu oligark kibir. Yapı. Bu oligark, evet kibir eriyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Kibir. Bu oligark yapı eriyor. Bu hak edilmemiş iktidar eriyor şu anda. O yüzden biz hangi yolu yürüdüğümüzü çok doğru tarif ediyoruz. Belediyelerimiz bizim onurumuzdur. Belediyelerimiz bizim göz bebeğimizdir. Belediyelerimiz sinir ucumuzdur. En az örgütlerimiz kadar belediyelerimiz değerlidir. Ve Sayın Genel Başkanımız çok yakın tarihte bir açıklama yaptı. O açıklamayı da çok kıymetli buluyorum. Ben az önce dedim ki İstanbul Belediyesi İstanbul İttifakı'nın belediyesidir. Belediyelerimiz Millet İttifakı'nın belediyeleridir. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri değildirler. Bir siyasetçi hassasiyetiyle söylemiyorum. Bir yaşanmışlıkların tanığı olarak, tanığı gözüyle söylüyorum. Şimdi bu belediyelerle beraber oluşan enerjiyi hiç kimse engelleyemez bu saatten sonra. Örgütlerimiz, ittifaklarımız, siyaseti kotaran kadrolarımızın tamamı Türkiye'nin tümü üzerine hassasiyetle yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu saatten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getireceği her şey taktikseldir. Kalıcı değildir. Bakın sorunuzun cevabı son anket, 10 yılda. Anketlere niye doğrudan yansımıyor bu? Son 10 yılda yansıyor efendim. Mesela şöyle olması lazım bugün, değil bugün sandığa gidelim AK Parti kaybedecek diyorum. Bu kadar iddialı. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an AKP'nin çok daha önünde olması gerekmiyor mu? Sayın Ertürk, siz bu anketleri şu haliyle bile %30 haliyle bile en az 5-6 puan yukarıdan bulun. Birileri sizi arıyor, evinizde oturuyorsunuz ve baskıcı, zalim bir iktidarın olduğu bir ülkede açım diyen adamın hapse tıkıldığı. Sizi Covid, beni Covid değil sizin iktidarınız öldürecek diyen bir masum tır şoförünün örgüt üyesi diye sorgulandığı, gençlik kolu başkanımızın terörist diye Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yaftalandığı, bir dünya düşünürün haksız yere içeride yatırıldığı, ağzını açana terör örgütü üyesi diye yafta vurulduğu, iddianame hazırlanıldığı bir ülkede sizi telefonla aradıklarında doğruyu tam olarak söyleyemezsiniz. Ben onları nasıl okuyorum biliyor musunuz? 5 puan aşağıdan okuyorum. Sizin %30 dediğiniz benim gözümde %25'tir. Bu kadar uzun süre... Benim dediğim değil, anketlerin ortalamasından çıkan. Anketlerin dediği. Şimdi burada bakılması gereken nokta tam da işte buralarda düğümleniyor. Ya, siz soru sordunuz bana. Dediniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son dönemdeki işte taktiklerinden bahsettiniz. Siz son 10 yıl içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ne kadar taktik değiştirdi hiç hatırlamıyor musunuz? Ya çözüm süreci gibi müthiş bir olayın içerisinden çıktı. Döndü o bölgede güvenlikçi politikaları anında uygular hale geldi. Fethullah Gülen'le işbirliği yaptı, yargıyı darmadağın etti. Döndü o yargının içerisinde 4000 tane hakimi eliyle koymuş gibi bulmasını anormal bulmuyorum. Çünkü eliyle koydu. Evet. Eliyle kolluklarını aldı. Bu ülkede çıktı dedi ki ben milliyetçiliği ayaklarımın altına alarak eziyorum Diyarbakır Meydanı'nda diyen Adalet ve Kalkınma Partisi. Şu anda milliyetçi olduğunu iddia eden ki ben başka bir şey söyleyeceğim. Sayın Bahçeli ile ilgili sorduğunuz soruya benim yanıt vermem yakışmaz. Ama milliyetçi ortaklık diye ve güvenlikçi politikalar üzerinden bir yol yürürken tariflerini buradan yaparken yarın zayıfladığını gördüğünde ne yapacağını kimse kestiremiyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Buradan çok net söyleyeceğim. Irkçı olmamak kaydıyla bütün milliyetçiler de bizim doğal ittifakımızdır ve İstanbul'da bunu yaptık. Herkes bunu duysun. İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından doğru düzgün oy almadı Sayın Binali evet. Yıldırım. Ben biliyorum, ben yaşadım, ben gördüm. Ülke Ocakları Başkanları'nın gelip ne şekilde sorumlu bir tavır hayata geçirdiklerini. Bakın İstanbul nedir biliyor musunuz? Bir tarafta Kürtlerin, diğer tarafta dindarların, diğer tarafta sekülerlerin, diğer tarafta az önce söylediğim ki milliyetçilik kimseye hasren değildir. Ama milliyetçilik iddiasıyla siyaset yapan gençlik kolu başkanlarının bir araya geldiği ve birlikte oy kullandığı bir denklemdir. Türkiye'nin geleceği bu denklemi tekrarlamaktan geçer. Önemli. Türkiye'nin geleceği, kurtuluşu buradan geçer. Biz bu yolu yürüyoruz Fatih Bey. Biz bu yolun faturasını öderiz. Hiç korkmayız. Hiç korkmayız. Ama tünelin ucu buradan görünüyor. Ben görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi eridi.
Milliyetçi Hareket Partisi artık milliyetçilerin temsil makamı değildir. Milliyetçiler bir merkez partisi içerisinde de kendilerini ifade edebilmeyi becerebiliyorlar. Ve Türkiye'nin değerleridirler. Az önce söyledim. Bir yanıyla beraber liberaller, diğer yanıyla beraber milliyetçiler, diğer yanıyla beraber sosyal demokratlar, kuvayi milliyetçiler, merkez siyasetçiler, bunların tamamı bu iktidarın muzdaripleridirler ve bunların hepsi vatanseverdir. Farklı düşünüyorlar diye biz bunları vatansever olarak görmeyecek miyiz? Bunlar bu mozaiğin parçaladırlar ve bu mozaiğin büyük parçası, orta parçası ne olursak olalım biz birleştiren olmaya devam edeceğiz. Alamazlar elimizde. Bu önemli. Peki, milliyetçilerin ve ülkücülerin yeni adresi neresi? Yani şimdi yeni adresin önemli oranda tabii ki İYİ Parti. Şimdi İYİ Parti daha 2 yılını yeni geride bırakmış. İlk girdiği seçimde %10 oy almış. Teşkilatlanmasını kısa sürede tamamlamış. Ve İYİ Parti'yi oluşturan yönetim ekibinin %80'i kadar da MHP'den kopmuş kişiler. MHP'den umudunu kesenler, aradığını bulamayanların önemli bir bölümü İYİ Parti'ye geçiyor ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu arada hiç ihmal etmemek lazım. Bir dönem Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış, MHP'de yöneticilik yapmış, il başkanlığı yapmış birçok benim yakın dostum da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldılar ve orada siyaset yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim çalışmaları ve vitrininde geçmiş dönemde Ülke Ocakları'nda görev yapmış, MHP'de görev yapmış önemli isimlerde bulunursa hiç sürpriz olmamalı, olmayacaktır. Çünkü Cumhuriyet'i kuran irade olan Cumhuriyet Halk Partisi yani kurulurken Cumhuriyet kimler var? Yani bütün o Osmanlı'dan arta kalan toprağını yitirmiş, vatanını yitirmiş bizim insanlar var. Yani Gökalp var ya. Yani bakın, Türk milliyetçiliği ideolojisinin bir cami hocası. Göz bebeği Gökalp var yani. Değil mi? Olursunuz devam edin. Buyurun. İstanbul'da bir cami hocası bana mesaj atıyor. İşte korkusuz insanlar bu ülkede çok diyor ki sayın vekilim ağzınıza sağlık. Sizinle beraber yol yürüyeceğiz. Sizin söylediklerinizi çok kıymetli buluyoruz. Allah sizden razı olsun. Mesaj burada açıp gösterebilirim. Özür dilerim. Ne olursunuz? Estağfurullah. Estağfurullah. Bakın yani Gazi'nin eğitim politikalarından tarım ve diğer politikalarına kadar hepsinin içerisinde Türk ocaklı yani geçmişteki Türk ocaklarının aydınları, bu ülkenin münevverleri vardı. Ve hatta yurdunu kaybetmiş insanlar vardı. Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Dağıstan'dan gelen Akçura vardı, Yusuf Akçura vardı yani. O kadar önemli insanlar vardı ki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kere Altok'tan bir tanesi milliyetçiliktir ya. Milliyetçi olmamak mümkün müdür yani? Siz bir başka partiden milliyetçi, bir partiden gelen bir kişiyi kabul edemez, yapamazsınız tabii ki. Ama şunu unutmasınlar. Şimdi bizim ortak değerimiz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Atatürk koymuş ilkesini ortaya zaten. 6 tane. Onun için bizim Türk sağında ve Türk solunda bir hastalık var. Ben birçok konuşmamda, yazılarımda bunun altını çizmeye çalışıyorum. Bu eski, sari bir hastalık. Soğuk savaş döneminden kalan bir hastalık. Yani tabii, milliyetçilik tabii. Kelimesini solcuya ettiremezsiniz. İşte bu farklı cümleler kurmaya çalışır. Devrimcilik kelimesini bir sağcıya, bir ülkücüye çok zor söyletirsiniz. Ya öyle şey olur mu ya? Bir kere yani biz hem düştük. Biz hem devrimciyiz hem milliyetçiyiz. Bu CHP'nin iki okulunda da var. Milliyetçilik ve devrimcilik. Evet yani şimdi bir milliyetçi olan kişinin devrimci olmaması da mümkün değildir zaten yani. Adı üzerine milliyetçilik. Millilik yani. Onun için ben bu soğuk savaş döneminin sari hastalıklarının o virüslerin ortadan kalktığına inanıyorum. Türk milliyetçisi ülkücüler de gönül rahatlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy verebilirler. Geçmişte beraber görev yaptığı arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti'de zaten yerlerini aldılar yani. Ben kendi adıma Millet İttifakı. Yani kaldı ki zaten Sayın Kılıçdaroğlu hiç Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı demiyor. Hep Millet İktidarı. Hepimiz aynı şey. Değil mi yani? Bu artık bu maya tuttu.
Müthiş tuttu çünkü bu. Çünkü sistem onu gerektiriyor. Evet, sistemde bir tuttu. Oyun kurucu lazım. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu oyun kuruculuğu bence de çok akıllıca ve yerinde yapıyor. Yani, ama partilerin içerisindeki bir takım, bu tabii bu ittifakı bozmak için de çok ciddi gayretler var yani. Vay efendim işte biz kenara çekeyim, yeni bir ittifak oluşturalım, muhafazakar bir ittifak oluşturalım diyenler. İyi Parti'de öyle bir hava yok mu yani? Ya var, şimdi bakın bütün partilerin içerisinde vardır, İyi Parti'nin içerisinde Yavuz de. Yavuz Ağıralioğlu mesela Ayasofya konusunda bir mesaj attı. Samimi söylüyorum, ben AKP'lilerin o mesajı öyle okumam. Yani şimdi Yavuz Ağıralioğlu'nun geldiği ideolojik köken farklı tabii. O öyle bir kökenden geldiği için onun iz düşümleri vardır. Yani bugün, yani ben çünkü İyi Parti'nin üyesi de değilim, yöneticisi de değilim, avukatı ele hiç değilim. Ama İyi Parti kendi içerisindeki bu sıkıntıları yavaş yavaş biraz da göç yolda dizilir. İstifalarıyla, ihraçlarıyla, görevden almalarıyla çözmeye çalışıyor. Bütün doğumlar sancılıdır. Orada sancı zaman zaman devam edebilir ama sağlıklı bir aşamaya geliyor. O yol yürümeye başlar. Ağır Adolu'nun bir sözü vardı. Cumhuriyet Halk Parti'ni SHP'lileşmekte suçladı ama SHP'li olmak ne zaman suç, onu da anlamadım. Ben o yıllarda da gazetecilik yaptım. Sosyal Demokrat Halkçı Parti gerçekten devrimci, ilerici, aydın, çağdaş, düzgün bir partiydi. Sayın Ertuğ, hoşgörülü olmak lazım. Her şey hoşgörülü olmak lazım. Bakın, Siz hoşgörülü olabilirsiniz. Tabii, ben gazeteci olarak tabii, söylüyorum. Şöyle, tabii siz çok haklı şeyler söylüyorsunuz. Az önce iki konuyu konuştuk. İşte bir tane Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir ilçedeki yöneticisinin işte Atatürk'e yönelik olarak işte buz erimesi tarifleri. Bazı kelimeler tek başına ele aldığınız zaman çok büyük anlamlar yükleyebileceğiniz kadar ağır gelebilir size. Ama Türkiye'yi makro olarak ele aldığınız zaman her şeye bazen hoşgörüyle karşılamak zorunluluğu hissedebilirsiniz. Siyaseti bu hoşgörü içerisinde, tekrar ediyorum, genel başkanımızın alçak gönüllü siyaset dediği noktada yapmak durumundayız. Sayın Ağaroğlu bizim ittifakımızın bir parçasıdır. Yani maksadı aşan bir şey söylemiştir, söylememiştir. Ama önemli olan bizim İyi Parti ile yürüdüğümüz, maksadı aşan bir şey yürüdüğümüz değil. Yoldur önemli olan tabii, ve tabii. Sayın hanımefendinin gerçekten bu yolu yürümek yönündeki yürekliliği, cesareti, dirayeti takdire şayandır bizim açımızdan. Bu da yeterli. Hürmet etmemiz gereken bir şeydir. Tabii. Hanımefendiye buradan saygılarımı sunuyorum. Yani. Liderlik yapıyor, kıymetlidir. O kıymeti bilmemiz gerekir. Çünkü evladı Fatiha'ndır. Bunlar evladı Fatiha kelimesinin ne anlama geldiğini de bilmezler. Fatih'in evladı falan zannederler. Evladı Fatiha, yani Rumeli'den gelenlere söylenir. Ben size basitçe anlatayım mı? Bakın İstanbul'da şunu yaşadım ben Meral Hanım'la. Seçim meydanında, miting meydanında Ekrem Bey'e bakarken gözlerinin içerisindeki ışığı ve inancı gördüm. Evet. Peki. Bir başka parti. Bizim ittifakımız, içimizden çıkmış bir kardeşimizi bu kadar içten bir bakışla sahiplenebiliyor ise bizim hürmet etmemiz gerekir. Peki Sayın Vekilim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Geldim. Sağ olun, var olun. Yavuz Selim Demirhan, teşekkür ederim. Seni yorduk ama sağ olasın. Sayın Vekilim, size de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok zor bir akşamdı. Halkımıza huzur diliyorum. Rahat olsunlar, korkmasınlar. Biz varız ve biz yöneteceğiz bu ülkeyi. Peki bir son mesaj da ben vereyim. Şimdi çok Halk TV'ye 5 gün kapatma cezası verdiler. Bugün bir teknik arızamız oldu. Sanki prova yapıyormuş gibi ama biz nöbetçiyiz. Halk gece yarısı, gündüz her zaman Halk TV'nin yanındayız. Nöbetçisiyiz. Bu nöbeti de hiç terk etmeyeceğiz. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Bizden şimdi şimdilik bu kadar. Çok sayıda mesaj aldım. Özellikle tekrar gece programına dönmek konusunda çok sağ olsunlar. Açıp okuyabilir insanlar sosyal medya hesaplarından. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman yanınızdayım. 16-18 arası günün raporunda yine sizlerle birlikte olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan Ata Arslan'la gece haberlerini izleyeceksiniz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.